Yapay zeka diş tedavisinde bir çığır açtı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapay zeka destekli tanı sistemi kullanılıyor. Böylece diş hastalıkları önceden tespit ediliyor. Hastanın kaplamalarını görüyoruz. Röntgen analiz ediyor, olası hastalıkları tespit ediyor, tedavi planı sunuyor. Yapay zeka diş tedavisinde kullanılıyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapay zeka destekli tanı sistemi uygulamaya geçirildi. Biz panoramik röntgenleri, bu radyolojik görüntüleri sunduğumuzda hastada mevcut olan diş çürüklerini, kanal tedavilerini, daha öncesinde yapılmış olan dolguları, gömülü dişleri, eksik dişleri, fazla dişleri ve diş eti çekilmesine bağlı gerçekleşen kemik kaybını yapay zeka algoritmaları bize gösterebiliyor. Yapay zeka diş tedavisinde çığır açtı. Henüz çürümeye başlamamış ya da gözle görülmeyen bir diş yapısındaki kaybı yapay zeka bize burada bir mineral kaybı var, demineralizasyon var diye gösterebiliyor. Ya da kemik içerisinde normalde iki boyutlu göremeyeceğimiz kemik yıkımlarını, patolojik yapıları, kistleri, lezyonları yapay zeka analizlerde bize sunabiliyor. Burada hastamızın panoramik röntgenini mevcut birçok anatomik noktası ve patolojik durumuyla beraber izleyebiliyoruz. Yapay zeka tedavinin etkinliğini de artırdı. Diyor ki buna radyoterapi vermene gerek yok. Bu radyoterapiyle iyileşmeyecek bir kanser çeşidi. Bu da hem devleti ekstra sağlık yükünden kurtarıyor, hem hastayı ekstra komplikasyon ve yan etki riskinden kurtarıyor, hem de hekimin iş gücünü azaltan bir durum haline geliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapay zekanın tanı ve tedavide kullanımına geçen yıl başlandı.